Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Ben Lütfi Karaca, yanımda Aydoğan Aykanat'la birlikte Berlin'deyiz, IFA fuarındayız ve önümüzde görebileceğiniz gibi Sony Xperia Z serisi ailesinin son 3 modeli, yani daha dün tanıtılan 3 modeli önümüzde arkadaşlar. Şöyle sırayla söyleyelim. Z5 Compact, Z5 ve Z5 Premium, yani Z5 Zengin aynen modeliyle. Şimdi üçünü hem bir karşılaştırma yapacağız hem de dün zaten tanıtmıştık Sony Xperia Z'yi. Compact'la Premium'a bir bakış yapacağız. İstersen özelliklerinden başlayalım Aydoğan. İlk olarak sizin de merak ettiğiniz gibi burada Z5 Premium var. Bunda bildiğiniz gibi ya 5.5 inçlik bir ekran ve bu ekran 4K bir ekran. İlk 4K ekranlı bir telefon olma özelliğine sahip. Ama onun yanında Z5 Compact'ta ise yine 720p bir ekran var. HD bir ekran. Bu da 4.6 inç büyüklüğünde. Yani şöyle yan yana koyduğumuzda büyük bir fark var. Ama küçük ekran sevenler için oldukça hoş bir telefon diyebiliriz. Premium'da zaten 4K ekran isteyenler için de bulunmaz bir nimet diyebiliriz. 4K ekran telefonda ilginç olur biraz sanırım. Ya ilk başta fazla gibi gelmişti bana ama yani kompaktan mesela premium'a geçiş yaptığımız zaman inanılmaz büyük. Bayağı yakından iyi duruyor. Yani çok büyük bir fark oluyor gerçekten. Şöyle bir farklılık var bu sefer Sony'de, yani farklılık diyebilir miyiz? Aslında ortak bir yan var. Her 3 telefonda da, yani kompakta, Z5'te ve Z5 Premium'da Snapdragon 810 var. Buradan baktığımızda da bu aslında en öne kompaktı çıkartmış. Kompaktın şey olmadığını anlıyoruz buradan. Hani Sony'nin ucuz telefon çıkartayım kafasında düşünmediğini, küçük telefon isteyenler için güçlü bir telefon. Adı üstünde kompakt bir telefon olmuş oluyor. Sadece küçük bir telefon olmuş oluyor. Hatta bir test yapılacak olsa kompakt burada öne çıkacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü burada bir Full HD ekran var. Burada bir 2K ekranımız var. 720p ekranda çok daha rahat ve 4.6 inç bir ekranda Snapdragon 810'un coşması gerek. Hemen depolama alanlarına bakacak olursak her üçünde de 32 GB'lık bir depolama alanı var. Her üçü de micro SD kart desteği sunuyor. 200 GB'a kadar. RAM'lerde biraz değişiklik var. Her üçü de sunuyor bunu. Evet. 200 GB. Aynen. Gayet güzel abi. RAM'lerde biraz farklılık var. Z5 ve Z5 Premium'da 3 GB RAM'imiz var. Z5 Compact'ta ise 2 GB RAM yapılmış ama bu hani muhtemelen birazcık fiyattan kısmak için yapılmış olabilir gibi geliyor bana. Tabii çok büyük ihtimalle, ama mesela şey de yapılabilirdi. Sen buna 4K ekran koymuşsun. Zaten sistemi yoracaksın. Bir 4 GB RAM yapıp biraz daha işlemleri rahatlatabilirdin açıkçası. Ama sonuçta 3 GB RAM de şu an için bence fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Şu an telefonları elimize almışken şu arkadaki cengaverlere bakalım. Her üçünde de ortak bir kamera var. 23 megapiksellik. Bu telefonların güzel özelliği de senin de Z5 incelememizde söylediğin gibi bu telefonlarda 0.03 saniyelik yani göz açıp kapayıncadan bile hızlı bir şekilde netleme hızı bulunuyor bu telefonlarda. Ön taraflarında ise yine şöyle hepsini çevirmiş olalım. Siz de rahatlıkla görün. Şeyi de söyleyelim bu arada. 3 telefonda 4K video çekebiliyor. Tabii ki. Her üçünde de 4K video desteği var. Hatta Premium'da ekranı 4K olduğu için çektiğiniz videoyu da 4K izleme şansınız bulunuyor. Aynen bu öyle. Da güzel bir artı diyebiliriz ama biraz fazla bir artı gibime geliyor. Onun dışında benim sevdiğim bir özellik, üçünde de 720p'de 120 fps video çekebiliyorsunuz. Slow motion sevenler için fena sayılmayacak bir değer diyebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Yani FPS konusunda da sıkıntınız olmuyor ve çok daha istediğiniz şekilde video çekebilmenizi olanak tanıyor. Zaten birçok firma da sensörlerini hep Sony'den alır bildiğin gibi. Burada da zaten Sony kendi sensörlerinin en iyilerini bu 3 telefona koyarak buyurun beyler gelin, İstediğiniz boyuttaki, istediğiniz özellikteki telefonları seçin demiş. Hemen ön kameraya gelecek olursak yine üçünde de 5 megapiksellik bir ön kamera var. 5.1. Bunda da 1080p yani Full HD video çekimi size vaat ediyor. HDR'ı da bulunuyor. Şimdi şey de söyleyelim. Burada önümüzdeki test modellerinde FM radyo var. Ancak ülkemizde vergilerden dolayı radyo ile gelir mi gelmez mi onu ben bilmiyorum. Muhtemelen radyoyu koyarlar bunun içine gibi geliyor. Sony sonuçta müzikle ünlü bir telefon. Müzik özelliği ön planda olan bir telefon. Umarım radyoyu koyarlar içine. Evet. Şu an çok güzel bir detaya da değindin. Müzik özelliğiyle güzel dedi. Sony lansmanda yeni kulaklıklarını ve Walkman serisini tanıttığında, yani yeni müzik çalarlarını tanıttığında bir tane Hear diye bir, yani H.Ear diye yazılan bir kulaklığından bahsetti.
bu 3 telefonda da yani Z5 ailesinde de müzik konusunda çok fazla deneyim, çok iyi bir deneyim, high resolution yani yüksek kaliteli ses mantığıyla beraber bu 3 telefonda da Sony'ye göre inanılmaz bir ses deneyimi yaşayacağını söyleniyor. Burada şu an kendi kulaklıkları yanında değil ama sonuçta yani Sony Walkman dedik yılların şey olduğu için aynen tecrübesi olduğu için çok daha iyi bir şey sunacaktır. Şöyle bir ekstrasını da söyleyelim. Bildiğiniz gibi Z5 ön incelememizde de bahsettik. Z5'te 2 güne kadar bir dayanabilme şeyi var. 2900 mAh olmasına rağmen. Şöyle bir şey var. Bunda 2900 Z5 4K ekranı olduğu için muhtemelen buna daha iyi bir batarya koyalım, daha iyi pil koyalım demişler ve 3430 yanlış hatırlamıyorsam 3430 mAh'lik bir batarya koymuşlar. Bunun yanında kompakt modeline de çok fazla güç harcamayacağını düşünerek 2700 mAh'lik bir batarya koymuşlar. Yani ortalama aralarında işte bununla bunun arasında 200 mAh, bununla bunun arasında da ortalama 500 mAh'lik bir fark var. Yani ama şöyle bunun 4K ekranı belki de bunun için dezavantaj olabilir. Evet. Hani baktığımız zaman testlerimizde Z5'in daha önde çıkma ihtimali var gibi hani geliyor bana. Şöyle bir şey var. Şimdi dedik hani Z5 şu arkadaşımız 2 gün dayanabiliyor diyorlar. Hani 2 gün boyunca siz bunu rahat bir şekilde normal kullanımda kullanabileceksiniz diyorlar. Tamam bunda 2900 mAh batarya var. Full HD ekran var. Z5 kompakta gelecek olursak 2700 mAh var. Ve 720p ekranı var. Hani bu o zaman bir haftaya yakın bir süre verebilir. Gerçekten kompaktın hani 720p ekran olması zaten hani ya 720p mi kaldı demeyin. Şöyle de ya bu kadar küçük zaten onu yakın var. Detaylı çekimlerinde yaparız. Bu kadar küçük bir ekranda gerçekten hani 1080p'yi çok fazla aramaya da lüzum yok aslında. Aynen aynen kesinlikle hani 720p ekran ve 2700 mAh batarya ve Sony demek çünkü bildiğiniz gibi eğer testleri de siz de takip ediyorsanız Z3 hala da uzun kullanım yani batarya performans testinde birinci çıkan bir telefon. Yani şu an Z5 kompakt onu tahtından etmeye koşa koşa geliyor diyebiliriz. Şunu da söyleyelim pilden bahsederken pilleri çıkartamıyoruz. Yani yanınıza yedek pil taşıyalım vesaire vesaire gibi bir şey yapamıyoruz. Ayrıca pille alakalı son değinmek istediğim şey üçünde de hızlı şarj var. Yani %60 oranında bir şarja ortalama 30 dakika içinde ulaşabiliyor bu 3 telefonda. Kesinlikle. Çok çabuk şarj olabilen telefon var elimizde ve yani şu an için yani gerçekten benim favorim şunların üçünün arasında. Abi sen olsan hangisini alırsın? Ne yaparsın diyen olursa ben biraz Z5 kompakt der gibiyim. Ben de direkt kompakta kurulmuştum hatta söyleyecektim videonun sonuna. Acaba neden böyle cezbetti? Çok büyük ekranlı telefonları cebimizde sıkıldık mı acaba? Ya şöyle bir şey var. Aslında ben yani şu an için benim elimin uygunluğuna da şöyle göreceğiniz gibi Z5 aslında çok uygun. Ama şöyle bir şey var. Yani kullanım açısından sonuçta şu an akşamına şarjımız bitiyor ya da yetmiyor. Önemli bir işimiz olayı yetişemiyoruz bu sebepte. Ondan dolayı bu inanılmaz bir pil performans soracağını şu an şimdiden çok rahat söyleyebiliriz. Bunun yanında 720p ekran var ve canlı, çok canlı bir ekran. Hani 720p olmasına bakmayın. Çekim özellikleri zaten bunların ikisinden farkı yok. Kameralar aynı. Boyutu küçük. Hani birçok kişi için uygun bir boyutu var. Bunun yanında hani Z5 kompakta bildiğiniz gibi renkler daha hoş oluyor. Burada gördüğünüz gibi bir civciv sarısı şöyle biraz da parlamasın. Şöyle tutayım size. Civciv sarısı diyebileceğimiz bir renk var. Gerçekten hoş duruyor. Premium'daki 4K yani çoğu kişinin aslında mesela Z5 incelemelerde yorumlarda gördük arkadaşlar. Premium inceleyecek misiniz? Premium merak ediyoruz. Evet Premium hani 4K ekranı olmasıyla hoş bir cihaz. Hatta burada altın renk yapmışlar. Şöyle göstereyim size. Ama 4K ekran açıkçası benim şahsi düşünceme göre çok gereksiz şu an. Hani ekstradan pil yiyecek bir özellik yani. Ya şeyi söyleyelim hani. Ben de senden çok çok farklı düşünmüyorum. Ama tabii uzun kullanım yani uzun uzun kullandıktan sonra bunu daha net anlayabileceğiz sanıyorum. Şunu söyleyelim eğer sizin de varsa arkadaşlar bir fikriniz bu videoyu izleyen arkadaşlar. 4K çok gereksiz ya da abi neden öyle diyorsunuz bence çok güzel olmuş falan filan. Bunu yorum kısmına atın. Evet. Hep beraber orada değerlendirelim. Şimdi aslında sona bırakmış olduk ama tasarımsal detaylarını da eklemiş olalım. Sonra abi ondan bahsetmediğiniz olmasın. Şöyle hemen yan yana. Onları alayım. Zaten yan yana çekeceğiz hepsinin fotoğrafını. Tabii ki fotoğrafları göreceksiniz ama biz size şöyle de göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok ama size farklı bir detay söyleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz yani telefonu şöyle tuttuğumuzda aşağıda iki tane uzun yani tuş var. Bu arkadaşlarımız da aynen. Bu arkadaşlarımız da ses açma kısma tuşlarımız aşağıda. Yani şöyle bunu da bırakıyorum şu an. Şöyle tuttuğumuzda
Şurada ses açma kısma tuşumuz var. Normal açma kapama ve parmak izi okuyucumuz da burada. Sesi açıp kapatmak bana çok zormuş gibi geldi. Baksana böyle fıtık oldum elimi şöyle yaparken. Yani hani şöyleyken şunlarla yaparsın. Ama şöyle alacağımız zaman yani çok zor. Zaten el buraya geliyor. Burada boşluk var. Şöyle mi yapalım yani? Hiç anlamadım o detayı ama yine de bir şeyleri düşünerek yapmışlardır ama benim çok ilgincime ve pek de hoşuma gitmedi diyebilirim. Yani şuraya koy. Telefonu ters tutup sesi ayarlayın sonra düz çevirin falan. Olabilir. Mantığı belki de yapmışlar. Aynen. Arada elinizde çevirmiş olun telefonları diye bir düşünce olabilir Sony'de. Tamamdır. Geldik mi sonuna? Aynen. Yani oyun performansı hani burada oyun yükleyemiyoruz tabii ancak. Bunlar zaten şöyle bir şey var. Dediğin gibi hani zaten izin vermiyorlar ama bu cihazlar zaten test cihazları. Yani burada görebileceğiniz performans işte Antutu denemiş olsak Antutu'nun vereceği performans sabit bir şey olmayacaktır. Hatta olabileceğinden düşük olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi sonuçta bunlar test cihazları daha. Yani size gelecek o son kullanıcıya verilen ürünler değil. Bu sebeple size burada özelliklerini ve kıyaslamalarını yapmış olduk. Ama sonuç olarak şimdi kısaca bahsettik ama ben de sana sormuş olayım. Sence hangisi ve neden? Vallahi dediğim gibi ben sanıyorum biraz büyük ekranlı telefon görmekten etrafta ya da kullanmaktan bıktığım için bunu cebime atıp rahat rahat her yerde dolaşmak isterim gibi geliyor. Şu an için benim birincim kompakt. Eğer yani şöyle performans olarak hangisi daha iyi olacak diyorsak benim düşünceme göre de kesinlikle kompakt. Hem biraz daha dediğim gibi genççi böyle cafcaflı cibili cibili bir şeyler yapmışlar. Ama yani benim için artık şu küçük telefonlarda kullanım yani benim çok fazla hoşuma gitmiyor artık ama tabii performans olarak birinci bu arkadaş olacak diyebiliriz kesinlikle. Ama şunların arasında benim favorim de büyük ihtimalle Z5 olur. Ama şöyle bir şey var işte benim üzüldüğüm nokta. Ya Z3 Plus'tan da çok büyük bir farkı yok Z5'in. Yani Z4 olarak bilinen ya da Z3 Plus diyebiliriz. En azından bir Snapdragon 820 bekleniyordu sanki. Ya 820 büyük ihtimalle hazır değil diyoruz. Şu an sanırım Samsung yani deniyor. Hani o çıktığı zaman onunla beraber çıksa gibi bir şeyler olabilir miydi acaba? Ya tabii ki yani Samsung şu an hani daha Z3 Plus'ın haberini sanki ben daha geçen gün yapmış gibi hatırlıyorum. Ama şu an elimde Z5 ile size burada 3 ayrı telefonu tanıtıyoruz. Yani o yüzden Sony biraz hızlı davranıyor ve yani almışken aslında biraz beklemeleri daha iyi olabilir miydi diyorum ama sonuçta tabii kötü bir telefon kesinlikle değil Z5 ama Z5 kompakta tabii ki ikimizin de favorisi olarak buradan çıkıyor. Prenses ya prenses baksana. Neyse karşılaştırmamızın yavaş yavaş sonuna gelmiş olalım böylece arkadaşlar. Var mı son sözün abi onu da alayım. Yani ekstra bir şey söylemeye gerek kalmıyor aslında. Yani burada size tek tek bahsettik özelliklerini. Seçiminiz size kalmış. Bir tane 4K ekranlı cayır cayır çalışacak bir telefon var. Ama şöyle bir şeyi de söyleyelim. Z3 Plus'ın ısınmasını biliyorsunuz arkadaşlar. 4K ekranda ekstra ısınma ve ekstra batarya harcamak demek. Aklınızda bulunsun. Şu an ekran ortalama biz 15-20 dakikadır video çekiyoruz. Telefonun ekranı devamlı açık sayıdır aslında. Herhangi bir ısınma yok. Tabii bu birazcık yani, fotoğraf çekip oyun oynadıktan sonra daha yani belli mesela olacak. 4K bir film atıp denemek de gerekir ya da kendimiz 4K videoyu çekip izlemek de. Ama şurada küçük ekranlı benim için problem değil diyorsanız dediğimiz gibi Z5 Compact bu 3 cihaz arasında en iyisi gibi duruyor. Normal istiyorsanız zaten Z5 gayet ideal. Z5 zaten amiral gemisi artık yani, sonra yani tartışmaya lüzum yok. Ayrıca benim param var işte ben hani istediğim telefonu almak istiyorum 4K olacak başka bir şey istemiyorum diyen varsa da buyurun yani Z5'te Z5 Premium da burada yani. Tamamdır artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kesinlikle. Ayrıca yorumlarınızla da arkadaşlar ne düşündüğünüzü bize belirtin. Onlar da favorilerini söylesinler bizlere. Aynen öyle bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın. Hoşça kalın.